Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Karar suretini oylarınıza sunuyorum. Bu tarihi kararı ayakta oylamanızı rica ediyorum. Kabul edenler. Başınız dik, korkusuz yaşayasınız. İnsan haysiyeti içerisinde yaşayasınız diye ağabeylerinizin vermiş olduğu mücadele bu noktada bitmiş değildir. Şimdi bu eser hepinizindir. Dağ başını duman almış. Yürüyelim arkadaşlar. 15 Kasım'a giden yol tabii ki 1974'te 20 Temmuz'daki barış harekatıyla başlamış oldu aslında. 1963-74 arasında soykırıma uğramış olmamız, adada Rumların egemenlik sahibi olmak istemeleri, Türkleri adadan kovmak çabaları, adadan yok etmek çabaları, Türklere uygulanan ekonomik ambargolar, ekonomik kısıtlamalar, işsizlik, parasızlık, göçmenlik, bunların hepsi tabii 74'ü beraberinde getirdi ve son hatayı da bana göre Albaylar Cuntası yaptı. Ve Albaylar Cuntası da 15 Temmuz 1974'te adada bulunan Yunanlı subaylar ve Yunanlı as subaylarla birlikte Rum Milli Muhafız Ordusu'nun Makaryos'a darbe yapması ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yıkması ile başlar. 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs adasına Türk ordusu ayak bastığı vakit adada Kıbrıs Cumhuriyeti yoktu. Adada Kıbrıs Helen Cumhuriyeti vardı. Yani tamamen Kıbrıs Cumhuriyeti yıkılmış, anlaşmalar yok edilmiş, 1960 Anayasası tamamen lağvedilmiş, ne ödüğü belirsiz bir devlet vardı adada o vakit. Ve bütün bu süreç aslında KKTC'nin kurulmasının yolunu açmış oldu. 1977'de Makaryos öldükten sonra o dönemin meclis başkanı olan Spiros Kyprianou bir yıl sonra yapılan seçimlerde Kıbrıslı Rumların lideri oldu. Ve müzakereler Makaryos'la birinci Doruk Anlaşması yapıldıktan sonra 1977'de ki o Doruk Anlaşması'nda da 4 maddelikti. Orada bir federasyonun temelleri atılmak istendi. Federasyonu tanımlayan bir anlaşma yapıldı. 1978'de de Spiros Kyprianou Rum lider seçildikten sonra ikinci Doruk Anlaşması yapıldı. 10 maddelik ve bundan sonra da görüşmeler aslında iki halkın, adada var olan iki halkın ortak bir devlet kurması yolunda ilerlemeye başladı. Çünkü o dönemin Avrupa Ekonomik Topluluğu ve o dönemin Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği adada adanın bölünmesini değil, adada birlikte bir devletin kurulmasını istiyorlardı. Görüşmeler 1983 yılının Haziran ayına kadar aksamadan devam etti. İşte federasyon konuşuldu, federasyonun nasıl yapılacağı, nasıl kurulacağı, eyaletler, devletler, işte 1. Doruk Anlaşması'nın 3. maddesinde her iki halkın sahip olacağı devletin topraklarının büyüklüğü, ekonomik olarak ayakta durabilmelerini sağlayacak kadar olması gerekiyordu. Kyprianou bunu sulandırarak, İşte merkezi hükümetin daha güçlü, eyaletlerin daha küçük olacak şekilde özellikle de Rum merkezi hükümetinin Rumların yönetiminde ve çok güçlü olması yolunda yürümek istiyordu. Ama Haziran 1983'te aniden Spiros Kyprianou BM Genel Kurulu'na başvurdu. Adada tek tanınan devletin Kıbrıs Rum Cumhuriyeti olduğu ve bütün tanınacak, yapılacak işlerin
Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ile yapılması, Türk askerinin adada işgalci olduğu, geri gitmesi gerektiği, çıkarılması gerektiği ve adaya Türkiye'den gelen göçmenlerin de derhal geri gönderilmesini içeren bir karar çıkarttı. Bu karar çıktıktan sonra o dönemin devlet başkanı olan, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı olan Rauf Bey'in başkanlığında Kıbrıs Türk Federe Meclisi toplandı ve kendi kendine, kendi geleceğini tayin etme kararını aldı ki bunun politik adı self-determinasyondur. Bu karar hemen Haziran ayındaki BM'nin bu kararından sonra alındı ve meclis kararı olarak yayınlandı. Meclis kararında da Kıbrıslı Türklerin kendi geleceklerini belirleme haklarının olduğu, gerektiğinde de bu hakkın alınacağına dair bir karar çıkarıldı. Haziran'dan sonra 6. aydır Haziran, 5 ay beklendi. Burada Kıbrıslı Rumların bu karara bir karşılık vermesi, BM'nin bir karşılık vermesi, o dönemdeki işte Avrupa Birliği'nin, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun bir karar vermesi beklendi ve Kıbrıslı Türklerin haklı bulunması, Kıbrıslı Türklerin elinden kendi geleceklerinin belirleme kararını kimsenin alamayacağı beklentisine girildi. Fakat bu 5 ay sonra bakıldı ki böyle bir gelişme yok. Rumlar hala, Spiros Kipriano hükümeti hala daha adanın Kıbrıs Rum Cumhuriyeti tarafından yönetildiği, adada tanınan devletin o olduğu, adada Kıbrıs Cumhuriyeti'ni geri getirmek için 1960 Anayasası ek 1 madde 4'e göre garantör bir devletlerin hep birlikte veya tek tek 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'ni geri koymak için girişim yapabileceğini, tedbir alabileceğini belirtmesine rağmen bu konuda hiçbir gelişme olmayınca bu defa Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş meclisi tekrar topladı. Bunu 14 Kasım gecesi sarayda bir yemek verildi. Bu yemekte ertesi gün Cumhuriyet'in ilan edileceği belirtildi ki o dönemde 1982 12 Eylül'de Kenan Evren 1983 12 Eylül'de Kenan Evren'in Türkiye'de bir darbeyle hükümeti devirmesi, seçimlerin yapılmış olması ve 4 Kasım 1983 seçimlerini de Turgut Özal'ın kazanmış olması, o dönemde bir 15 günlük seçim sonuçları alındıktan sonra da bir geçiş sürecinin olması, Kenan Evren yönetiminin KKTC'nin ilanını uygun görmesi, bütün bu ortamın hazır olması nedeniyle de 15 Kasım 1983 tarihinde sabahleyin halkın meclisin önünde toplanması, önce mecliste toplantı yapılarak Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi, bu karar alındıktan sonraki oy birliğiyle alınmıştır. Dışarı çıkıldı. Dışarıda rahmetlik Rauf Denktaş, Doktor Fazıl Küçük ve Osman Örek, üçü de Allah rahmet eylesin, vefat ettiler. Onların halka hitabıyla da KKTC ilan edilmiş oldu. Aslında çok önemli bir adımdı. Kuzeyde bir devletin olduğu, kuzeyle bir varlığın olduğu, meclisinin olduğu, mahkemesinin olduğu, polislerinin olduğu, her türlü devlet yapısının olduğu bir oluşumun ilanıydı bu. Tabii ilk gün hemen anında Türkiye Cumhuriyeti bunu tanıdı. Pakistan tanıdı fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla Pakistan tekrar bunu geri almış oldu. Bangladeş tanıdığını açıkladı. Ona geri aldırdılar ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, aslında burada kullanacağım kelime biraz sıra dışı bir kelime olacak. Yemeden, içmeden, aradan 2,5 gün geçtikten sonra hemen toplandı ve KKTC'nin tanınmamasıyla ilgili 541 numaralı 18 Kasım 1983 541 numaralı kararı aldı. Bu karara göre KKTC tanınmayacak, hiçbir ülke kendisiyle ilişki kurmayacak, ticaret yapmayacak,
hiçbir uluslararası kurumlarda da yer verilmeyecek şeklinde insanlık dışı bu güne kadar BM'nin kurulduğu 1947'den günümüze kadar benzeri olmayan çok alçakça bir karar aldılar. Ama ondan sonra olaylara bakıyorsunuz, İsrail Lübnan'a girdikten 6 ay sonra, katliamı yaptıktan 6 ay sonra lütfen toplandı BM Güvenlik Konseyi ve İsrail'i kınayan, daha doğrusu yumuşak kınayan bir karar aldı. Diğer konularda hiç umurunda bile olmadı. Ama KKTC'nin ilanından topu topu 2,5 gün sonra böyle bir hilkat garibesi, insan haklarına aykırı bir karar almış oldu. Aslında bizim bu gelişmeleri gençlerimize öğretmemiz gerekir. Bu neleri yaşadık? KKTC niye ilan edildi? Hedef neydi? Hedef 1976 yılında güneyde kalan Kıbrıslı Türklerin kuzeye göçleri tamamlandıktan sonra kuzeyde kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin devletten ileriye gidip bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni oluşturması, adada Kıbrıslı Türklerin varlığının pekiştirilmesi ve kendi kendine yeterli olan, bütün organlarıyla yeterli olan bir devletin, bir cumhuriyetin hayata geçirildiğini insanlara duyurulmasıydı yaşanan olaylar. Nitekim ondan sonra anayasamız tekrar yapıldı. 1983 Anayasası, 1975 Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası'nın biraz daha değişmişi oldu. 1975'teki Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası da 1970 Aralık ayında ilan edilen geçici Türk yönetiminin Türk yönetimi oluşumuyla ilgili yapılan anayasanın biraz daha geliştirilmişiydi. 1970 Anayasası da 1967 Aralık'ta ilan edilen geçici Türk yönetiminin ilk anayasasıydı. Bu şekilde kademe kademe, aslında 6. aşamada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmiş oldu. Bunun başlangıcı da 25 Aralık 1963 Pazartesi günü sabah, Pazartesi günü sabah toplanan genel komitenin, Rauf Denktaş ve Doktor Fazıl Küçük'ün başkanlıklarında toplanan genel komitenin, ki orada 5 tane üye vardı. Bu 5 üye bakanlıkları temsil ediyorlardı. İşte sağlıktan sorumlu üye Fazıl Pülümer'di. İç işlerinden sorumlu üye Oğuz Ramadan Korhan'dı. Erol Bey şeyle ilgili, göçmenlerin rehabilite edilmesiyle Erol Kazım Andaç Bey'di. Şemsi Kazım Bey eğitimden sorumlu üyeydi. Osman Örek Bey de savunmadan sorumlu üye olarak 5 kişilik bir komite. Bunların başkanı Rauf Bey, Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı'ydı kendisi ve hepsinin de başında da Doktor Fazıl Küçük'tü. İlk oluşumumuz, ilk adım bu genel komiteyle olmuştu. Sonra 1967'de, 15 Kasım 67'de Grivas'ın Rum Milli Muhafız Ordusu'nun komutanı olarak Geçitkale ve Boğaziçi'ne saldırması, ondan sonra geçici Türk yönetiminin ilan edilmesi 1967'de, 1970'te Türk yönetiminin ilan edilmesi, 1974 Eylül'ünde otonom Türk yönetiminin ilan edilmesi, 1975-13 Şubat'ında da Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilan edilmesi 5. adım, 6.sı da 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesiydi. 63'ten 74'e 5 adımda, 63'ten 83'e de 20 yılda 6 adımda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıslı Türklerin devleti olarak hayata geçti ve devam edecek. Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Karar suretini oylarınıza sunuyorum. Bu tarihi kararı ayakta oylamanızı rica ediyorum. Kabul edenler. Başınız dik.
korkusuz yaşayasınız, insan haysiyeti içerisinde yaşayasınız diye ağabeylerinizin vermiş olduğu mücadele bu noktada bitmiş değildir. Şimdi bu eser hepinizindir. Dağ başını duman almış. Yürüyelim arkadaşlar. 15 Kasım 1983 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının yıl dönümünü yaşıyoruz. Bu cumhuriyetin ilanı Kıbrıs Türk tarafının bağımsız bir devlet olarak kendini belirlemesinin sebepleri o gün bugündür toplum içerisinde çok tartışılıyor. Özellikle bir kesim bu devlet ilanının rahmetli Rauf Denktaş'ın cumhurbaşkanlığını idame ettirebilmek üzere yaptığı bir manevra olduğunu ileri süre gelmişlerdir ki şimdi artık çok moda olmasa da o iddia gene de Fısıltı Gazetesi'nde yerini bulmaktadır. Hiç onunla ilgisi yoktur. Bir defa rahmetli Denktaş sağ olduğu müddetçe herhangi bir seçime aday olduğunda kazanmaması için bir sebep yoktu. %70'lerde kazanıyordu. O bakımdan görevini devam ettirebilmek için olsaydı niyeti anayasayı değiştirir. 3. dönem, 5. dönemi de anayasaya koyar, öyle kazanırdı yine de seçimi. O değil mesele. Ben burada bir şey dikkat çekmek isterim. Kıbrıs sorunundaki bütün büyük krizler anlaşmaya ramak kalarak olmuştur. 1964 Erenköy olaylarına başlarsak bugün çok iyi biliniyor ki 1964'te Açıkçası planlı bir plan vardı. Türkiye çok teşneydi buna. Kıbrıs Türk tarafı karşı değildi, Türkiye taraftardır diye. Yunanistan'da görüşüyordu. Kabul etme imkanı vardı, reddetmiş değildi. Tam o esnada Grivas ve Makarios Erenköy'deki 500 mücahidin ve birkaç yüz köylünün üzerine büyük bir askeri güçle saldırdılar ve o savaşın sonunda Türk Hava Kuvvetleri Erenköy'ü bombalamak zorunda kaldı. Onu gereği şey yaptılar. Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaş çıkmasına ramak kaldı. Dolayısıyla Açıkçası plan diye bir planın konuşulmasının söz konusu bile olamayacağı bir ortam doğdu ve o çözüm engellendi. 1967 Geçitkale Boğaziçi olayları esnasında ise çok iyi biliniyor. Yunanistan'daki junta yönetimi Türkiye ile iyi ilişkileri geliştirmek politikası gidiyordu ve Yunanistan Junta Başkanı Albay Papadopoulos ile Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel rahmetli Dede Ağaç'ta birkaç defa Kıbrıs sorununu görüştülerdi. Karşılıklı bir Edirne'ye gidip bir iki taraflı gidip gelinerek görüşüyorlardı. Gerçi rahmetli Demirel'in anılarından hiçbir anlaşma noktası olmadı ortaya çıkmıştı ama Kıbrıslı Rumlar, özellikle Yorgacis ve Makarios, Yunanistan ile Türkiye'nin ansızın anlaşacakları ve Kıbrıs sorununu kendi istekleri gibi katıksız ve pür enerjis noktasından uzaklaşarak Türkiye'ye verilecek ve Kıbrıs Türklere verilecek bazı tavizlerle sonuçlanabileceği endişesine kapıldılar ve Yunan Genelkurmayı'nın bize danışmanlık yapmayın direktifine rağmen Geçitkale ve Boğaziçi'ndeki iki takım gücündeki bir mücahit birliğine bir tümenle saldırdılar. Birkaç saat içerisinde, tabii ki öyle bir güce karşı dayanması mümkün değildi oradaki birliğin, birkaç saat içerisinde 26 şehit verilerek iki köyle işgal edildi ve arkasından Türkiye'nin ultimatumu geldi. Gene Türkiye ile Yunanistan savaşmak noktasına geldiler. Yunanistan taviz verdi diye savaş çıkmadı. Ama Yunan junta liderinin bir biçimde Türkiye Başbakanı ile anlaşmasının da önüne geçildi. Şimdi pek konuşulmayan bir şey var. 1974 15 Temmuz darbesi
pek söylenmiyor. Kürdistanlarını anlatıyor ama. 15 Temmuz 1974 günü gene bir toplumlararası görüşme vardı o gün. Ve Denktaş ile Kredilis 3. defa almak üzere Kıbrıs sorunun çözümü konusunda anlaşmıştılar. O gün Yunanistan'ın Kıbrıs'taki subayları Milli Muhafız Ordusu ile bir darbe yapıp hem Makaryos'u devirdiler hem o görüşmeyi engellediler. Bir daha anlaşma torpillenmiş oldu. Hazırlanıyorsa imzaya almış bir anlaşmaydı. 1983'de bu çerçevede konuşmak lazımdır. 1977 Denktaş Makaryos Doğruk Anlaşması ve ona bağlı olarak 1979 Denktaş Kipriyanu Doğruk Anlaşması adada varılacak çözümün koşullarının ne olacağıyla ilgili ana ilkeleri belirlemişlerdi. Hala da onlar duruyor. Güya onlar konuşuluyor hala. Denktaş Kipriyanu 1983'te görüşürlerken ve anlaşmanın olmasına ramak kalmış iken Kipriyanu görüşmeleri kesti. Konuyu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na götüreceğini söyleyerek görüşmeleri kesti. Rauf Denktaş'ın ona cevabı ise sen şimdi eğer bu masadan kalkar giderirsen BM'den ne karar alırsan al geri döndüğünde bugünkü Kıbrıs'ı bulamayacaksın olmuş bu. Gitti Kipriyanu. BM Genel Kurulu'nda efendim Bolivya, Sri Lanka, Papua Yeni Gine, mübalağa etmiyorum. Fas ve Yugoslavya'nın önerili bir karar tasarısı ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Kıbrıs'ta yabancı işgalin bundan kasıt ne biliyorsunuz? Hemen ortadan kaldırılması, bütün yerleşiklerin settlers, yerleşikler hemen ada dışına sürülmesi, Kıbrıs Türk Federal Devleti isimli Kıbrıs Türk Devlet Organizasyonu'nun iptal edilerek Kıbrıs Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası çerçevesinde anayasa değil 64'te değiştirdikleri anayasadır ki Türklerin katılımı olmadan değiştirilmesi yasaktı ve zaten bu kadar olay onun üzerinden ortaya çıkmıştı. Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'ne biat etmeleri öngören bir karar alındı. 1983 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kıbrıs kararı isteyen netten bulabilir, yayınlanır, durmaktadır. Yani. Şimdi bir taraftan sizinle anlaşmak üzere görüşme yapan bir tarafın ve anlaşmanıza ramak kalmış bir tarafın öte taraftan da gidip böyle bir karar çıkartmasının konuşma zeminini tamamen ortadan kaldırdığı apaçıktı, aşikardı. Nitekim bu kararı Londra'dayken öğrenen Rauf Denktaş, orada basına verdiği demeçte Kıbrıs'la ilgili toplumlararası görüşmeler sona ermiştir. Çünkü amacı kalmamıştır. Şeklinde izah etmişti ki gerçekten de öyleydi. Şimdi o saatten sonra ya siz Rum tarafıyla görüşürken bir Kıbrıs Cumhuriyeti ve onun başkanı Spiros Kipriyanu ve karşısında da onun vatandaşları olan Türk azınlığının sözcüsü Rauf Denktaş olarak oturup konuşurdunuz. Yani iki eşitin konuşması çatla ortaya kalkmıştı. Veya onunla eşit olduğumuzu iddia edebilecek bir pozisyona gelir. Daha sonraki barış görüşmelerine ki hala devam ediyor. O koşulda katılırdınız. Elbette akıl ikincisini yapmayı emrediyordu. Fakat o karar ile bağımsızlık ilanı arasında 5-6 ay zaman geçti. Bunun çeşitli sebepleri var. Bir tanesi de
Türkiye yönetimlerin bu konuda çok ikna olmuş olmamasıydı. Yani gelecek baskıyı göğüsleme konusunda endişeler vardı. Bu gene rahmetli Denktaş'ın siyasi zekasının bir ürünü olarak öyle bir tarih yapıldı ki Bülent Ulusu hükümeti, askeri hükümet gitmiş. Seçimle gelen anavatan hükümeti Turgut Özal da henüz gelmemiş. Öyle bir koşullarda yapıldı ki ne biri itiraz edebiliyor ne öteki itiraz edebiliyor. Ha bu arada tabii Türkiye yönetenlerin Kıbrıs'taki Türkiye Büyükelçisi rahmetli İnal Batu'nun ve zamanın Türkiye Dışişleri'nin ve askeri kanadında tabii buna karşı olmadığını da söylemek lazım. Politikacılar arasındaki tereddütler de o şekilde aşılmıştır. 14 Kasım 1983 gecesi Lefkoşa'da Cumhurbaşkanı Sarayı'nda bütün milletvekilleri bir akşam yemeğine davet edilmişler ve o akşam kendilerine sabaha bağımsızlık ilan edileceği partilerine gidip parti kararlarını çıkarmaları ve açılan bağımsızlık bildirgesinin altına bütün milletvekillerinin imza atmasının tercih edileceği, herhangi bir parti veya herhangi bir milletvekilinin bu bağımsızlığa karşı çıkma hakkının elbette bulunduğu ama herhangi bir parti veya milletvekilinin oluşumuna karşı çıktığı bir devletle siyaset yapmasının da mantıksız olacağı ondan sonra belirtilmiştir. Bizi tehdit ettirdikleri budur. Siz o meclisin varlığına karşı oy kullanacaksınız ve o meclise görev yapmaya devam edeceksiniz. Bu hakikaten mantıksız. Yani neticede ben o zaman siyasetin içindeydim. Başta iki partinin itirazı vardı. Biri Toplumcu Kurtuluş Partisi'ydi ki başkanı İsmail Bozkurt, Allah selamet versin. Parti karşı olmasına rağmen başkan karşı değildi, ikna etti arkadaşlarını. İkincisi CTP'ydi karşı olan. Bunun çünkü barış hazmetmediği kanaatindeydiler. Ama CTP Parti Meclisi'nde yapılan tartışmalarda sonra yapılan oylamalarda da kabul oyu verilmesi karar çıktığı için ertesi gün mecliste bütün milletvekillerinin imzasıyla sunulan bağımsızlık kararı oylamaya sunulmuş. 15 Kasım 1983 günü sabah ve meclisin önüne toplanan binlerce kişi bir kalabalığın alkışlar arasında mecliste de bütün milletvekillerinin ayakta verdikleri evet oyuyla kabul edilmiştir. Şimdi perspektifi anlatmak bakımından olayla ilgili benim şahsen yaşadığım bir olayı aktarmakta fayda görüyorum. Ben o gece yani 14-15 Kasım 1983 gecesi Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde acilin nöbetçi doktoruydum. Ve o gece saat 2'ye doğru zamanın Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Doktor Ayten Salih Berkalp beni arayarak hastanedeki serum ve kan stoğunu çıkarıp kendisine bildirmemi ve bütün cerrahi ekipleri de görev başına çağırmamı emretmişti bana ve yaptıydım. Yani bu şey böyle bu gibi hareketler sonucu düşünmeden yapılan hareketler değildir. Yani bunun sonucunda şu olabilir, onun tedbiri budur, o tedbiri almış vaziyetteydik. Bizzat yaşayarak biliyorum onu da. Neticede bugün gelinen ortamda öyle görülüyor ki Kriridis'in anılarında defalarca anlattığı 73'te, 74'te efendim 3 defa bir anlaşma noktasına gelindiği ve Makaryos'un reddettiği anlaşmayı bir genel anılarında anlattığı bizim politikamız baskıya devam edersek ekonomik olarak zayıf olan bu küçük topluluğu ufalanacaktır, o günü bekleyelim politikası. Yahut da bir gün Türkiye'yi uçurum başına bulursak bir tekme biz atarız, düşer ve istediğimiz gibi çözeriz bu Kıbrıs meselesini politikasını.
teyidi şu anda görüşme heyetinde bulunan Anastas Yerlisi'ne danışmanı olan polis Polivio'nun kendisine yazdığı raporda da zımnen kabul edilmektedir. Bugüne kadar uyguladığımız bekleyelim zaman geçsin politikası yanlıştır cümlesiyle teyit edilmektedir. Özellikle Crans Montana'dan sonra arada da var bir takım defolar ama şu anda karşımızda olan Rum ekibinin, Rum politikacılar ekibinin bizim istediğimiz kadar şiddetle ve iştiyakla ada bir federasyon kurulmasını değil, adanın egemenliğinin bütününün bir Helen ulus devletçiğine devredilmesini ve Türklerin iradesinde bu Helen ulus devletçiği içerisinde Hini Hacette olmazsa eğer genişletilmiş tırnak içinde azınlık hakları vasıtasıyla etkisizleştirilmesini hedeflediği gayet açıktır. Dolayısıyla anlaşılıyor ki Kıbrıs Rumların politikacıları, Kıbrıs Rum politikası, ulusal konsey, kilise, her kimse veya hepsi birden 1958'den beri ne söylüyorlarsa şu anda da aynen onu söylemekteyirler. Yani örneğin bu çağda garanti mi var diyorlar. Bile bile yalan söylüyorlar. Var tabii garanti bu çağda. Avusturya'nın garantörü var. Almanya'nın garantörü var. Japonya'nın garantörü var. Nahçıvan'ın garantörü var. Biz niye garanti istemiyoruz? 19 Şubat 1959 günü akşamından beri söylüyorsunuz niye garanti istemediğinizi. Bu garantiler var olduğu sürece biz en açık kararı alamayız. Gene onu söyleyin. Yalan söyleyip de dünyada böyle bir şey yoktur. Değil mi? Yunanistan Başbakanı bile tenezzülü diyor, yalan söylüyor. Bunun gibi iyi niyetten yoksun diyebileceğim bir politika görülmektedir ve bu noktada Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye'nin bana göre diretecekleri nokta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, hatta adını değişip artık Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dememiz lazım. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını kalıcı hale getirme politikası olmalıdır. Bir parantez açacağım burada izninizle, çünkü çok konuşuluyor bu gibi laflar. Bizi kim tanıyor? Hiçbir devlet kendini tanıyanların sayısıyla baki değildir. Bir devletin uluslararası hukuk karşısında, söylüyorum bunu, hukukçuyum, hayır ama politikacı yaptım uzun süre, ondan biliyorum. Bir devletin uluslararası hukuk karşısında varlığının kanıtı tanıyanların sayısı değildir. Kendi yasalarıdır. Bir devletin sınanması kendi kendisiyledir. Kendi kendisiyledir. Kendi yasaları iledir. Mahkemeleri iledir. Polisi iledir. Meclisi iledir. İşte hükümeti ve Cumhurbaşkanı makamı ile insanlarına adil bir biçimde davranıp davranmadığı ile sınanır bir devlet. Kim tanıdığı ile sınanmaz. Hatta örneğin komünist Çin 40 sene tanınmadı. Kalktı mı devlet ortadan? Yanlış yerden tartışıyoruz o konuyla. Ona dikkat çekmek için bu konuyu açtım. Devleti kimin tanıdığıyla ilgili değil devletin varlığı. Kendi kendisiyle ilgilidir. O konuda eksiklerimiz varsa onları düzeltmeye bakalım. Tanınma meselesine gelince de dış görev de yapmış bir eski milletvekili olarak biliyorum ki tanımaya hazır var bir miktar devlet. Çok iyi biliyorum. Kulaklarımla işittim çünkü. Var. Siz talep etmemişsiniz. Talep ettiğinizi bir tanımadı mı? Diyerek konuşmama şimdilik son vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin
bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Karar suretini oylarınıza sunuyorum. Bu tarihi kararı ayakta oylamanızı rica ediyorum. Kabul edenler. Başınız dik. Korkusuz yaşayasınız. İnsan haysiyeti içerisinde yaşayasınız diye ağabeylerinizin vermiş olduğu mücadele bu noktada bitmiş değildir. Şimdi bu eser hepinizindir. Dağ başını duman almış. Yürüyelim arkadaşlar.